Şimdi güzel dostlar, kardeşler, kaç zamandır unutuyorum, telefona yazdım. Selamlar var. Perşembe gününün son durumuna bunları ekleyelim şimdiden. Talat kardeşime, Bekir Taha kardeşime, Ali Eren Özkoç, Konya Ereğli'den. Ha, bir dakika, bu Ali Eren Özkoç Konya Ereğli'den beta satıyormuş. Benden rica etmişti, unuttuk. Kusura bakmayın, gecikti biraz. Şimdi TwinStar çalışıyor bir saattir. Yani yaklaşık 55 dakika, 53, 57 dakika oldu. Bayağı bir azaldı çıkış. Demek ki birçok partikülü yaktı diye düşünüyorum, hani tabiri caizse. Durum TwinStar'da böyle, günde bir saat çalıştırmayı düşünüyorum. İlk başlangıç olarak bakalım ne olacak, nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Bunu hemen paylaşmak istedim çünkü durum bu. Güzel kardeşlerim, hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Osman Abi TV'den herkese hayırlı günler. Günlerden Perşembe, Perşembenin son durumunu yapıyorum. 20 Temmuz 2017. Şimdi eskiden bilgiye ulaşmak daha zordu şimdikinden. Böyle ansiklopedilerimiz vardı. Bilmem, hatırlayanlar olur illaki. Annem bunu açmış koymuş bana, bir maziden bir şey yapmış. Hani ben çocukken bunları okuyarak büyüdüm. İşte akvaryumla ilgili şeyler. Yani evinizin neresine koyabilirsiniz? Dizaynı ile ilgili, sehpa şeklinde, bakın. Birçok bilgi burada mevcut. Tabii bu ansiklopedi. Hatta bakın, o şimdi hatırladım. Eski molilerle ilgili fotoğraflar falan da var. Moli buradan bulaşmıştır bana yani. Burada siyah molileri görüyorsunuz. Hatta şöyle bir şey. Bu ansiklopedi yaklaşık hani 50 yıllık falandır ya. Rahat 50 yıllıktır. Ne 50 yılı? Belki daha fazla, 60-70 yıllıktır yani. Bakın, burada balıkları tanıtıyor. Neon balığı demiş, bilmem ne demiş, alev balığı demiş. Yani bütün hepsi var. Ben çocukluğum bunları okumakla geçti. Bakın, gambusya bile var. Teşekkür ediyorum anneme buradan. Evet, evdeki bara geçti. Evim ansiklopedileri bilen bilir, meşhurdur. Eskiden ansiklopediler vardı evlerin kitaplığında. Bir şey oldu mu oralara bakıyorduk, danışıyorduk. Böyle Google'a aç, yaz, sor falan yoktu. Hatırlayanlar iyi hatırlar. Ama çok güzel, renkli günlerdi. İnsanlar daha mutluydu. Daha medeniydi. Yani o günleri özlemiyor değilim. Şimdi konumuza dönelim arkadaşlar. Akvaryumlarımız gayet iyi. Şu Kalides akvaryumun ışığını takayım. Bunu söndürmüyorum yani. Hem böyle bir gece lambası gibi oluyor. 2 gündür söndürmüyorum. Annem dedi söndürme, iyi oluyor. Karanlık olmuyor o da. Zaten ona bir power led çalışması yapacağım. Bu arada hafta sonu İzmir'e gidiyorum ama 1-2 gece kalabileceğim. Halamın oğlu, kuzenim oradaydı, biliyorsunuz. Söylüyorum, devamlı dillendiriyorum. Onun nikahı var. Kısmetse oraya gideceğiz. Yarın gece yola çıkıp. Bu esnada çok sıkıntılı günler yaşıyorum. Yani böyle sıkıntı derken, yine halimize şükür olsun. İşte arabayı satıyorum. 2 tane bizim satışta evimiz var, ailece sattığımız. Yani bu bekleyiş çok insanı çok sıkıyor. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Gerçi şükürler olsun, hani imkan açısından imkan var. Evler orada ama hayaller de burada duruyor. Ama bekliyorsun, sadece onlara ulaşabilmek için o evleri satman lazım. Yani 3 aydır da satışta, valla kimsede para yok zannedersem. İnsanlar acayip acayip şeyler yapıyor. Özellikle araba satışı herhalde bu Temmuz ayı, Temmuz pulundan hani 300-400 liradan kaçıyorlar. Sanki onlar ödeyecek. Ben ödeyeceğim yani sonuçta. Hani uyanıklar ya bizim milletimiz. Araba satışında da abuk subuk kişilerle muhatap oluyorsunuz. Dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle arabayı sattığınız, Mehmet Emin abim hatırlatmış.
sattığınız kişinin üstüne yapacaksınız. Yani hesabına parayı koyduğunuz kişinin üstüne. Yok amcamın oğlunun üstüne, yok onun üstüne, bunun üstüne olmuyor. Yeni bir dolandırıcılık şekli bu. Onu da hatırlatayım dedim. Faydalı bir bilgi sonuçta. Yani insanlarımız öyle yalancı olmuş ki ne yazık ki. Son pazarlığı bile telefonda yapıyor. Son pazarlık yani. Ya ben ciddi alıcıyım abi, şöyle böyle, aman gözüm seveyim bir şey söyle öyle. Tamam akşam seni arayacağım abi, kesin arayacağım. Artık alıştım diyorum, yok sen aramazsın kardeş diyorum ya. Yok yok abi, olur mu öyle şey, arayacağım ya, ayıp ediyorsun falan. Ciddi alıcıyım ben. Arayan yok, soran yok yani, hala arayacak bu şahıslar. Durum şu anda böyle. İstanbul'da hava güzel. Yani serin ve güneş esiyor bayağı bir esiyor. Sesimi. Efendim kızım. Geliyorum şimdi, geliyorum. Şimdi buraya attığımız kültüre de bakalım sizinle birlikte. Sanki bir kıpırdanmalar var. Ha evet evet var. Şu kenarda. Ayrı teşekkür ediyorum ha, maydanoz suyunu öneren kardeşlerime. İki kardeşim önerdi. Sanki bir hareketlenmeler yapıyor gerçekten maydanoz suyu. Maydanoz suyumuz da burada. Her gün ekliyorum birer çay kaşığı. Hatta şuradaki kültüre bile, kendiliğinden oluşmuş kültüre bile ekledim. Hakikaten bir canlanma var kültürde. Ama benim pirelerim nedense çok küçük arkadaş ya. Neden böyle küçük kalıyor bunlar, büyümüyor, ben onu anlamıyorum. Acaba değişik bir modeli mi Dafina'nın? Yani çözemedim gitti. Heh. Şimdi şeyde bir sıkıntı yaşadım. Twin Star sağ olsun grupta da paylaştım, sordum kullanıp faydasını gören kardeşlerimiz, dostlarımız var mı? Kimisi olumlu cevap verdi. İşte kimisi yok dedi. Kimisi bir arkadaşı olmaz demiş. Sökmüş atmış. İşte sağ olsunlar bana bilgilendirdiler. Yalnız şöyle bir sıkıntı oluyor. Bunu cama yapıştırdığınız zaman altında çıkan kabarcıklardan büyük bir kabarcık birikiyor. Ve çalışmasını kısa devre yaptırıyor. Yani bir şey oluyor mu, bir yangın mangın çıkmıyor, bir yer atmıyor ama şey oluyor, çalışmıyor yani, çok az çalışıyor. Duman çıkartıyor tabiri caizse suyun içinde. O yüzden böyle yan tutuyorum. Bakalım ben kullanacağım, madem yaptık hani. Sonuçta bir zararı yok. Bakalım yarar var mı, birlikte görelim. Işıklarımız açılmadı, ben şimdiden hazırlıyorum son durumu. Çünkü akşam çıkacağız. Misafirimiz var biliyorsunuz. Fas'tan babaannemiz geldi. Onun için canlı yayınları yapamıyorum. Şimdiden buradan yine hatırlatayım. Bazı kardeşlerimiz soruyor. Niye yapmıyorsun, etmiyorsun? Misafirimiz var. Onunla ilgilenmem gerekiyor. Yaşlı kadın. Aşağıda oturmam gerekiyor. Ev sahipliği yapmam gerekiyor. Kusura bakmayın şimdiden. Durum bu güzel kardeşlerim. Devam edeceğim. Herkese tekrardan selamlar. Işıklarımız açıldı güzel kardeşlerim. Şimdi grupta Mehmet Emin abi dedi molileri koyduktan sonra yosunlar gitti. Evet, moliler çok iyi yosun yiyici kardeşler. Bu ne diye soracak olursanız, o planarya tuzağını bununla sabitliyorum ya. Unutmuşum dün geceden. Işığımızı da yerine çeken. Şimdi buraya bir erkek 3 dişi moli koydum. O moliler böyle bir adapte sürecinde. Tabii suda ilk ışıklar kapalıyken karbondioksit fazla, oksijen yok ya. Bu arada da şeyimiz çalışıyor. Twin Star'ımız. Bir saat sabah çalıştırıyorum, bir saat de akşam. Şimdi ilk ışıklar açıldığında devreye giriyor buradan. Timer'la. Şu glosoyu da dün arkaya aldım. Söyledim mi bilmiyorum ama. Şimdi lepisteslerimiz alışkın bu suya. Lepistesler diğer canlı doğuranlara, özellikle molilere göre, veliferalara göre daha yumuşak sulara dayanıklı olabiliyorlar. Yalnız tabii onlar da normal seyirlerinde değiller tabii. Yani normalde olması gereken seyirde değiller. Herhangi bir olası değişiklikte sudaki daha fazla o karbondioksitle falan çiftleşmeyi bırakıyorlar. Şimdi moliler bakalım adapte olacak mı? İnşallah öldürmeyiz bunları. Bir tane de erkek yavrumuz çıkmış. Çok affedersiniz. Şimdi Twin Star dediğim gibi hava yapıyordu yan. Böyle koymak zorunda kaldım. Lakin böyle de olmuyor. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Bir şekilde çalışıyor bu işte.
aslında. Bakın içine yine hava doldu. Böyle yan tutuyorum, serbest tutuyorum yani. En azından hava kabarcığı yol bulup çıksın diye. Bakalım olacak mı? Yani ben de deniyorum, ben de çok merak ediyorum. İşe yarayacak mı, yarıyor mu, yaramıyor mu? Yani öyle de bir iki günde anlaşılacak gibi bir şey değil. Ha, bu arada şey oldu. O molileri yakalamaya çalışırken bir tane dişi çok durgun. Özellikle bakın şu dişi. Yaklaştıracağım kaçmazsa. Bu küçücük de dişi. Arkasında bir şey var canım. Salyangoz mu yapışmış bakın. Altına da yumurta şey yavrulamış. Yavrunun kesesi var bakın. Yumurta şeklinde. Aa, yavru attı bir tane. Eyvah dedim, onu bırakayım. Bakın yine yavruluyor yani. O kadar küçücük dişi havuz ortamında. Yavrulayabiliyor molilerde. Keseli keseli doğuyor yavruları. Daha ilk herhalde doğumu. Buraya su ilave ettim. Suyumuz gayet açıldı. Berraklaştı. Tabii İzmir'e gideceğim hafta sonu söylediğim gibi. Buraya da su ilave ettim. Bayağı bir lepisteslerimiz. İnanır mısınız? Ya, ilginç bir şekilde boylanmışlar. Ya kaç gün oldu daha kardeşim ya, bu ne? Bu ne biçim bir mucizedir? Tabii geniş ortam. Buraya da su ilave ettim. Gambusyalarımız da gayet mutlu. Mesut, hatta buradan şey yapıyorum. Marulları rahatlatmak adına budama yapıyorum. Havuza alıyorum. Yani bunu yapmaya mecburum. Çünkü varilin içindeler biliyorsunuz. Şöyle atıyorum. Vallahi şey olduk ha. Marulcu olduk yani. Su marulcusu olduk. Satıyorum da marullardan biliyorsunuz. İsteyene havale yoluyla gönderebiliyorum. Güzel kardeşlerim. Büyük baba marulumuz böyle nüfusunu çoğalttı. Gambusyalarımız gayet mutlu, bir sıkıntı yok çok şükür. Şu küçük marulları falan da elime geldikçe alıyorum, atıyorum buraya. Çünkü burada geniş ortam. Bakalım ne oldu güzel kardeşlerim. Akvaryum odamızda son durumlar böyle. Japonlara da bakayım. Bir kardeşimiz demiş bunlar yumurtluyor ediyor. Nasıl olacak? Yani kardeşim burada işin aslı kontrol edemiyorum. Hani her an taşınma durumumuz var diye de bir şey yapamıyorum, elleyemiyorum. Gel bakalım, gel pıtırcık gel. Gel korkma. Bakın birini tuttu. Mutlu Mesut. Yaşıyorlar. Şükürler olsun. Japonlarımızda da durumlar bu şekilde. İçeriye geçelim. Valla moli doğuruyor ya, ben de diyorum moliler. İnşallah orada üretebiliriz tekrardan molileri. Aa bakın bu olmadı. Ha, buradaki bunu buraya aldım ya, şimdi balıklara yem vermeyeceğim ben. Neden yem vermeyeceğim? Çünkü molilere yem verdiğin zaman yosun yemeği kesiyorlar. O yüzden yem vermeyeceğim. Şimdi fotosentez başlasın. Herhalde oksijenle birlikte kendilerine gelirler. Twin Star da bu şekilde çalışıyor, eğretim şekilde. Ya yani illa dipte olacak diye bir şey değil. Sonuçta suyu elektrolize ediyor. Bakalım yani başarılı olacak mı? Nefesler tutuldu, onu bekliyoruz yani. Moliler evet stres aşamasında ama kendilerine gelirler diye tahmin ediyorum. İnşallah bir şey olmadan onları buraya adapte ederiz. Şu kalan yosunları da onlar yer ya. Durumlar böyle güzel kardeşler. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Twin Star beni uğraştıracak, anlaşıldı. Twin Star bizi uğraştıracak kardeşler. Twin Star'ı şimdilik şöyle yapalım. Bir şiş yardımıyla. Yani nelerle uğraşıyoruz görüyorsunuz ya. Şiş yardımıyla şöyle tutturabilir miyim diye düşündüm. Heh, oldu sanki. Sanki oldu ama. Heh. Şu şekilde dursun bakalım. Görüşmek üzere güzel kardeşler. Kendinize iyi bakın. Yarının son durumunu da atarız ya. Atarız. Çünkü yarın gece yola çıkacağım. Kısmetse bakalım hayırlısıyla. Gece yolculuğunu eskiden çok severdim ama şimdilerde sevmiyorum. Çünkü ailemizle falan çıkıyoruz gece. İnsanlar biliyorsunuz uyuyabiliyor, edebiliyor. Allah korusun yani. Dikkatli olmak gerekiyor. Pür dikkat gideceğiz bakalım. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.